Dijitaller.com'dan herkese merhaba, ben Serhat Dücel. Bugün teknoloji gündemi videomuzun 21.si ile karşınızdayız. Teknoloji gündeminden öne çıkan noktaları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan ilk başlığımızla videomuza başlayalım. Discord ekran paylaşımı özelliğine kavuşuyor. Hatta bugünkü gelen güncelleme ile birlikte ekran paylaşımı özelliği aktif hale gelmiş oldu. Biliyorsunuz Discord genelde oyuncular tarafından tercih edilen bir iletişim yazılımıydı. İşte TeamSpeak'ten fazla sayıda kullanıcı kaçırmayı başarmıştı kendi tarafına doğru. Büyük bir başarıydı. Fakat eksik olan bir şeyler vardı. Mesela Skype'daki gibi bir ekran paylaşım özelliği bulunmuyordu ve hani tek bir iletişim kanalını kullanmak isteyen insanlar için birazcık sıkıcı olabiliyordu bu durum. Yani bir ekran paylaşmanız gerektiği zaman ne yapıyordunuz başka bir yere işte Skype gibi yazılımlara dönmeniz gerekiyordu işte birden fazla yazılım kullanmanız gerekiyordu bu e, kullanıcılar tarafından pek sevilen bir şey değil e, Discord'da bu zamana kadar olması gereken bir özellik yeni gelen güncellemeyle de aktif hale gelmiş oldu diyebiliriz aslında yani bu zamana kadar olması gerekiyordu yoktu oldu artık Skype için de ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamış demektir bu. Bakalım ilerleyen günlerde kullanıcı sayısı bakımından belki de Skype'a yaklaşabilir. Hatta ilerleyen senelerde de geçebilir hale gelebilir Discord. Çünkü gayet güzel bir yazılım. Ses kalitesi bakımıyla, kullanışlılığı bakımıyla bence gayet başarılı. Geçelim sıradaki haberimize. Huawei, Apple'ı geçerek en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olabilir. Şimdi aslında burada hani üreticisi olmak tabii ki başka bir durum. Fakat haberimizin İçeriği genelde telefon sevkiyatı ile alakalı olacak. Yani e, e, Apple biliyorsunuz ya bu zamana kadar Samsung, Apple ve e, Huawei sıralamasıyla ilerliyordu telefon sevkiyatları e, Şu an için Huawei ciddi bir başarı yakaladı PMV serisi telefonlarıyla. Hatta e, ardından Honor serisiyle de e, bu başarılarını güçlendirmişti ve sevkiyat açısından büyük bir ivme yakalamıştı. 2017'nin 3. çeyreğinde Huawei'nin Apple'ı sollayabileceği söyleniyor. Yani sevkiyat bakımından Apple'ı geçebileceği ve ikinci sıraya oturabileceği söyleniyor. Fakat burada önemli olan soru şu. Yani tamam telefonun sevkiyatını yapabilmek güzel bir şey, bir başarı. Sonuçta büyük şirketlere kafa tutabilmek büyük bir başarı. Ama e, sevkiyatını yaptığınız bu telefonları ne kadar satabiliyorsunuz yani Satış oranınız nedir yani önemli olan aslında bir nevi de bu Hani ürettiğiniz bir ürünü paraya ne kadar çevirebiliyorsunuz Esas başarı bence bu Çünkü bu zamana kadar e, Samsung ve Apple haricindeki e, Büyük şirketler genelde Telefon satışlarından pek de fazla kar edemiyorlar yani e, Tabii ki ara ara artı karları geçebilseler de durum pek iç acıcı olmuyor Huawei de bu şirketlerden bir tanesi hani üretim bandı olarak sıkıntısız, sevkiyat bandı olarak sıkıntısız ilerleyen ama satış konusunda pek de istediğini alamayan firmalardan bir tanesiyken sevkiyat kısmında bir artış göstererek bunu satışa çevirmeye çalışıyorlarmış. Böyle söyleyelim. bunu da başarabilirlerse piyasaya yeni bir ortak geliyor olabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Ve sıradaki haberimize geçelim. Yapay zeka kısmından Elon Musk'ın OpenAI yapay zekası Dota 2'nin en iyilerini yendi. Ee, geçen günlerde yapılan bir Dota 2 turnuvası vardı. Bu turnuvaya Dota 2'nin en iyi oyuncularından birisi katılıyor. Danilo isimli. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Çünkü tam e, Dota 2 komünitesine pek hakim değilim. Yapay zeka normalde yani Elon Musk'ın kar amacı gütmeyen bir geliştirmiş olduğu yapay zekası. E, tabii ki bir bot ve turnuvada e, yapay Dota 2 botu olarak bulunuyor. Dendi ile birebir maç yapıyor ve Dendi yeniyor. Yani Dota 2'nin en iyi oyuncusunu yeniyor. Böyle bir durum söz konusu. E, hatta Dendi maçtan sonra bir açıklama yapıyor ve diyor ki bot insan gibi hissettiriyordu ama başka bir şey gibiydi. Şeklinde bir açıklama yapıyor. Daha nispeten yeni olan bir yapay zekanın Dota 2 gibi köklü bir oyunda Dota 2'nin hatta en iyi oyuncusunu yenebilmesi yapay zeka camiası adına çok büyük bir başarı ve hani yapay zekanın ileride nerelerde olabileceğini görebiliyoruz. Hani e-spor bir kurumsallaşmaya kaçan bir alan. Yeni yeni oyuncular yetişiyor derken bu sefer bakıyorsunuz yapay zekalar o alanda ilerlemeye başlayabiliyor. Yani şunu söylesek pek de yanlış olmaz. Yapay zekadan daha iyi bir oyuncu olamayacaksanız bence hayatınızı e-spor oyuncusu kariyerine yöneltmeyin. Yani işsiz kalma olasılığınız çok yüksek bir raddede olabilir. Çünkü yapay zeka artık hayatımızın her yerine yayılmaya başlıyor ve buna en kolay entegre edilebilen kısımlardan bir tanesi de bot yazmak. Yani oyunlara bot yazmak ve haberimizi burada sonlandıralım. Tabii ki Open AI ekibinin de gelecekte 5'e 5 Dota 2 maçı yaptırılmasını planlıyorlarmış yani esas hedefimiz bu diyor yani bir ve bir e de kazanmış olabiliriz belki ama diyor yani Dota 5'e 5'lik oynanan bir oyun dolayısıyla bizim de bir takım kurarak bu şekilde bir kapışmaya girmemiz gerekiyor diyor ve oyuncu sayısını birden 5'e çıkartmayı planlıyorlarmış yaparlarsa çok eğlenceli turnuvalar izleriz gibi gibime geliyor. Bu haberi merakla takip edeceğiz. Gelişme olursa da sizlere aktaracağız. Bu arada yapay zeka demişken hemen şunu da aradan çıkaralım. Elon Musk yapay zeka hakkında eğer yapay zeka güvenliğinden endişelenmiyorsanız endişelenmelisiniz. Kuzey Kore'den çok daha riskli şeklinde bir açıklama yapıyor. Elon Musk'ın yapay zekanın kontrol altında tutulması gerektiğini defalarca söylediğini biliyoruz. Yani sürekli yapay zeka kontrol edilsin, çok güçlü, bakın hani ileride çığırından çıkabilir, yasaları olmalı şeklinde beyanlarda bulunmuştu. Ya da işte olumsuz sonuçları çok kötü yerlere varabilir şeklinde. Dolayısıyla yine böyle bir açıklama yaparak <laughs> bir dikkat çekmek istemiş. Yani Kuzey Kore'den bile daha çılgınca şeyler olabilir manasında. Bakalım yapay zeka hakkında yakında bir komisyon mu kurulur artık? yani dünyaca tabi diğer ülkelerinde katılımıyla belki de böyle bir komisi olabilir. Bir yasal düzenleme belki getirilebilir. Çünkü Elon Musk bu konu hakkında iki üçtür çok yoğun bir şekilde duruyor ve bu birçok insanın da dikkatini çekiyor dolayısıyla. Bu da yapay zeka kısmında bir haberimiz olmuş işte bu şekilde ve sıradaki haberimize geçelim. Speed testin yapımcısı Oakley'ın açıkladığı sonuçlara göre Türkiye'nin internet hızı özellikle yerleşik internet konusunda bir aylık kötü. Sizlerle istatistikleri paylaşmak istiyorum. Mobil kısımda iyiyiz. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü 130 ülkeden hatta 120 ülkeden fazla bir ülke arasında yapılan sıralama sonucunda Türkiye 28. sırayı almış mobil internet kısmında. İndirme hızımız 29.30 megabit per second'mış. Ee upload kısmında ise 11.69 megabit per second diyebiliriz. E, bu değerlerle birlikte arkamızda İspanya, İtalya, işte Almanya, Birleşik Krallık, Amerika ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakmışız. Yine de hani hani bizim 4.5G teknolojimiz var, diğerleri 4G kullanıyor gibi bir beyanda bulunulmuştu diğer işte bu devlet büyükleri tarafından. E, yine de 28. sıra pek de böyle tatminkar bir sıra değil daha iyisini bekliyor insan çünkü hani daha güzel yatırımlar yapıldı o kadar övünüldü falan insan bir gene ne bileyim ilk onu kucaklarız gibilerinden düşünüyordu ama nitekim 28. sırayı almışız. Sabit internet kısmında yani ev interneti dediğimiz kablolu internet kısmında durumumuz oldukça kötü. 120 küsur ülke arasında 82. sırada bulunuyoruz. İndirme hızımız ortalama 14.96 megabit per second. Upload hızımız ise 4.32 megabit per second ki bu yani rezalet bir değer onu söylemekte. De içler acısı bir değer hakikaten Türkiye gibi bir ülke açısında çok kötü. Peki listenin başında kimler var bunu görelim. E, mobil kısımda e, Norveç listenin birinci sırasında bulunuyor. 52.59 megabit per second indirme hızı sunuyormuş. Yerleşik internette yani sabit internette ise Singapur 154 megabit per second gibi ciddi bir değerle birinci sırada bulunuyor. Bu sırayı da sizlere aktarmış olalım ve sıradaki haberimize geçelim. E, tarihimizde ilk defa bir gezegen keşfettik ve adanın Türkiye'de Atatürk olmasını planlıyoruz. Şimdi kimler tarafından keşfedildiğinin isimlerini vermek istiyorum. Doçent Doktor Mesut Yılmaz, Profesör Doktor Selim Osman Selan, Profesör Doktor Varol Keskin ve uzay birimleri bölümünde doktora öğrencisi olan İbrahim Özavcı tarafından yani bu dört ismin birlikte yapmış olduğu bir çalışma sonucunda bir gezegene gezegen keşfediliyor. Gezegene rastlanıyor. Normalde bu gezegen HD 208-897 yıldızının dev yıldızının yörüngesinde bulunuyor. Aslında bu gezegenin güneşi diyebiliriz yani daha kaba bir tabirle çok cahil bir tabirle güneşi HD 208 897 isimli yıldız. Dev bir yıldız. Bu yeni keşfedilen gezegen 1.4 yani neredeyse 1.5 Jüpiter boyutunda. Yani dünya ile benzer noktaları var. Yani en azından ana yıldızına olan uzaklığından bahsedebiliriz. Bu gezegen kendi yıldızı etrafında dönüşünü 353 günde tamamlıyor. Ve yıldızın olan uzaklığı ise 1.05 astronomik birim. E, bu arada e, astronomik birim tabii ki bir uzaklık birimi ve, ve güneş ile dünya arasındaki mesafeye bir astronomik birim diyoruz. E, bu yeni keşfedilen gezegen ile onun yıldızı yani bir nevi güneşi olan yıldızı arasındaki mesafe ise 1.05 astronomik birimmiş. E, fakat e, dünya ile sadece bu kısımda benzerlik gösteriyor. Onun haricinde tabii ki yaşam söz konusu değil. Jüpiter gibi gaz tabanlı bir gezegen yaşamanın mümkün olmadığı bir gezegen verilecek olan isimler arasında ise Türk, Türk 1 ve Atatürk isimlerinin önerildiği biliniyor. Umarım Atatürk ismi olur ki çok biliyorsunuz kıymetli bir lider bütün dünya tarafından saygı ve sevgiyle karşılanan bir lider Uzayda adı olması saçma sapan bir kelime olmasından bence çok daha iyidir. Umarım böyle de bir isim verilir diyelim ve, Ülkemizde güzel şeyler olduğunun da e, haberini vermiş olalım. Yani bu kadar kötü haberlerin içerisinde böyle e, bilimle ilgili haberlerin gelmesi beni oldukça mutlu ediyor ve keşke normal basında da çok daha fazla yer alabilseydi diyor. Sıradaki haberimize geçiyorum. Asus 17 Ağustos'ta Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Selfie Pro ve Zenfone 4 Max'i tanıtmış oldu. Serinin amiral gemisi ZenFone 4 Pro olarak gözüküyor. Hemen özelliklerine bakalım. 5,5 inçlik full HD çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor ZenFone 4 Pro. E, i̇şlemci kısmında Snapdragon 835 bulunuyor. Ayrıca 6 GB RAM'i ve 64 GB depolama alanı bizlere sunuluyor. Arka tarafta ise 12 megapiksellik değerinde çift kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik öz çekim yani selfie kamerası yer alıyor. Batarya kısmında 3600 mAh'lik bir batarya kullanılmış ve fiyat olarak ise 650 dolar olarak belirtilmiş. Telefonun diğer modellerine de sitemizdeki yaptığımız haberden ulaşabilirsiniz. Serinin Amiral telefonunun özellikleri bu şekilde listelenmiş oldu. Ee, yine bir Galaxy Note 8 haberi var elimizde. Aslında çok da fazla detay aktarmayacağım çünkü defalarca söylediğimiz şeyler bunlar. Note 8'in arkasında 12 megapiksellik ve 13 megapiksellik iki tane kamera olabilirmiş. Telefonun genel özelliklerini söylüyorum ve sıradaki haberimize geçiyorum. 6.4 inç QHD Plus çözünürlükte bir ekranımız bulunacak. Exynos 8995 işlemcisi uluslararası olan ülkelerde bu işlemciyle gelecek. Amerika sürümünde Snapdragon 835 işlemcisi bulunacak, 6 GB RAM telefona dahil edilmiş, 64 GB dahili depolama bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik bir kamerası mevcut. Arka ise dediğimiz gibi 12 megapiksel artı 13 megapiksel çift kamerası bulunacakmış. Bunu da belirttikten sonra laf fazla uzatmadan sıradaki haberimize geçelim. Gta'nın yaratıcısı bilim kurgu demosuyla yeni bir bulut oyun motorunu bizlere göstermiş oldu. Cloud Gen dediğimiz yeni bir teknoloji bu. Bulut tabanlı kullanan, bulut gücünü kullanabilen yeni bir teknoloji. Bu oyunun aslında dikkat çekici tarafı oyunun konusu ya da grafikleri falan değil. Bu oyunun hangi teknolojilerin kullanılarak yapıldığı daha doğrusu bulut gücünü kullanan bir oyun olduğu için önem taşıyor daha doğrusu böyle söyleyelim. Şimdi Cloud Gen motoru sayesinde bu oyun işte PC, Oculus Rift, HTC Vive için yayınlanabilecek oyunlar. Yani hem VR kısmında sizlere performans sunabilecek hem de işte PC ya da farklı platformlar kısmında da sizlere bu oyun deneyimini sağlayabilecek ya da bu oyunun oynanışını sağlayabilecek. Çünkü Cloud Gen teknolojisi Unreal Engine 4, işte Nvidia Physics X, Havuk gibi ara yazılımları hatta Amazon'un web hizmetlerini, Microsoft'un Azure'unu ve Google'un Cloud platformunu yani bu bütün bulut platformlarını destekleyebilen oyun motorundan ziyade teknoloji motoru desek daha güzel olur, daha güzel anlaşılır. Bu kadar büyük teknolojileri bir araya getirebilen bir teknoloji motoru olsun hatta adını da ben söyleyeyim. Bu hizmetin birleşimiyle çıkacak olan ilk oyunda They Came From Space isimli bir oyun olacakmış. Ee, bakalım nasıl bir reaksiyon verecek oyuncular Hani bu Cloud tabanlı oyuna ya da Cloud destekli oyuna Merak ediyoruz Yani yazılımcılar dünyasında olumlu bir gelişme Oyuncular dünyasında Eh işte diyebileceğimiz bir gelişme Detaylarını göreceğiz ee, 22-28 Ağustos tarihleri arasında Köln'deki Gamescom Festivali'nde Oyunun detayları açıklanacakmış Göreceğiz efendim Sony Xperia XZ1 her yanıyla göründü. Aynı tasarım. Size i̇şte Sony'nin yeni bir amiral gemisi ve bir önceki amiral gemisinin tasarımını düşünün. Aynısı. Yani değişen bir şey yok. Çünkü hani Sony niye bu çerçeveler konusunda bu kadar ısrarcı bunu da anlayabilmek mümkün değil. Artık herkes ince çerçeve ince çerçeve diye kendini yırtıyor. işte tasarımcılarını zorluyor, değiştiriyor, bir şeyler yapıyor. işte ne bileyim beyni topluyor. Sony kısmında hala bizi takozlar bekliyor. Takozlar görebiliyoruz. Yani yeni bir amiral gemisi tasarımı sızıyor. O bile takoz hala. Sızıntı bile takoz. Hani insan hiç mi ne bileyim bir iPhone 8 sızıntısı görmediniz işte bir Note 8 sızıntısı görmediniz diye merak ediyor değil mi? Yani bunu bir Sony'nin tasarımcısına sormak ihtiyacında bulunuyor ama Sony cephesinde bir gelişme yok. Hep aynı kafayla devam ediyorlar. telefonun özelliklerine bakalım. İşte bir amiral gemisinde bulunabilecek ne varsa evet onlar bulunuyor. Snapdragon 835 işlemcisi var. 4 GB RAM'i bulunuyor. 3000 mAh bataryası var. 5.2 inçlik bir ekrana sahip bu arada onu da söyleyelim. 19 megapiksel arka ve 12 megapiksellik ön kamerası bulunuyormuş. 3000 mAh pek memnun etmeyebilir. Bunu belirtmiş olalım. tasarımı da birçok insanı memnun etmeyecektir. Xperia XZ1'in yanında bir de Xperia XZ1 kompakt ve Xperia X1 isimli bir model daha gelecekmiş. Bunların 31 Ağustos'ta IFA 2017'de tanıtılabileceği düşünülüyor. Göreceğiz bakalım. Evet efendim bir teknoloji gündemi videomuzun daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biliyorsunuz dijitaller podcastleri iTunes üzerinde yayınlanıyor. Bunlar oradan ulaşabilirsiniz. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsınız. Bir hayli seviniriz. Hepinize iyi günler diliyorum.